Son 50 yıla damgasını vurmuş en kral aktörlerden birisi Al Pacino. Ve bana göre sahar zevki de en üst seviyede olan aktörlerden biri yine Al Pacino. Bu videoyla beraber yepyeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra 3 dakikayı geçirmeyecek şekilde çerezlik videolar daha çekmeye çalışacağım. Her hafta bir tane normal video, bir tane böyle çerezlik video atmaya çalışacağım inşallah. Seriye ilk olarak Ünlüler ve Saatleri serisiyle kuşağıyla başlıyoruz. Bu kuşağın da ilk konuğu bugün Al Pacino. Al Pacino, Baba, Yaralı Yüz ve Hit gibi başyapıtlar başta olmak üzere onlarca büyük sinema filminde baş oynamış şüphesiz çok büyük bir oyuncu. Bugüne kadar en çok görüntülendiği saati ise bir Rolex Submariner Date 16610 referans. Kasa çapı olarak aynı olsa da günümüz Submariner'lerinden daha ince bir görüntüye sahip bu seri. 2000'lerin başında yerini daha kalın bacaklara yani luglara sahip seramik bezelli güncel versiyona bıraktı. Ancak görünen o ki Al Pacino abimiz de benim gibi düşünüyor ki yeni kasaya geçmek yerine 16610 saatiyle yoluna devam ediyor. Al Pacino bir röportajda yıllarca bir Rolex Datejust hayal ettiğini ve ilk ciddi parasını kazandığında aldığı ilk lüks saatin elbette bir Datejust olduğunu söylemişti. Kral pek çok filmde de çelik altın Datejust saatleriyle boy gösterdi. 2002'de Insomnia filminde yıldız oyuncu Bitag Erling saatiyle görüntülenirken 2007'de oynadığı 88 dakika isimli filmde bu sefer Pythagore Monaco saatiyle karşımıza yer alıyordu. Bu arada özellikle Monaco arkadaşlar benim de en sevdiğim Pythagore modeli olabilir. Yine 2007'de çekilen Ocean's 13 filminde Al Pacino bir kazino sahibi milyarderi canlandırıyordu. Ve saati de ona uygun olarak altın bir Rolex Sellini Prince modeliydi. Bu model 1920'lerde Rolex'in bir lüks marka olarak konumlanmasında en başta rol alan modellerden biriydi. Kral, basın konuşmalarında ve ödül törenlerinde ise genelde JJ LeCoultre saatleri tercih ediyor. JJ LeCoultre Reserve Dommage bunlardan biri. Çokça komplikasyona sahip şimdiden efsane bir saat bence. Bir diğer JLC saati ise Master Compressor Navy Seals. Amerikan Deniz Komandoları için limitli üretilmiş bir model bu da. Yine aynı şekilde Al Pacino'yu JLC Deep Sea Vintage Chronograph saatiyle de pek çok defa görüntülemek mümkün olmuş. Efsane bir aktör ve bence kendi gibi efsane saat seçimleri. Ben zaten çok severim Al Pacino'yu. Saat zevkimizin de bu kadar benzer olduğunu görmek açıkçası çok hoşuma gitti. Bu Ünlüler ve Saatleri kuşağı ileriki haftalarda başka konuklarla devam edecek. Ama şimdi şurada görmüş olduğunuz linkten James Bond'un bugüne kadar filmlerde kullandığı tüm saatleri derlediğim şu harika videoyu buradan sonra takip edebilir. Oradan devam edebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, saatlerle kalın. Kestik. 3 dakika oldu mu? Bu geveze adam 3 dakikada video çekemiyorum ya. 3 dakikaya sığdırdım inşallah. Hadi bakalım, bir paylaşsın.